Bir başqa canlı bağlantımız var, amma bu canlı bağlantımız birbaşa Türkiyədən olacaq. Belə ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərləri ilə nəql edilən Qazaxıstan neftinin ilk partiyası Türkiyənin Ceyhan limanından yola salınıb. Tengiz yatağından hasil edilən 83,2000 ton neft Alatau tankerinə yüklənilib. Yükləmə mərasimində Sokar, Kazmunayqaz, Tengiz Chevroil, Kazmur Transflot və onların törəmə şirkətlərinin nümayəndələri heyətlərdə iştirak ediblər. Bu nailiyyətlər 2023-cü ilin martında başlayan Qazaxıstanın Aktau limanından Azertrans Səngəçal terminalına davamlı neft tədarükü və sonradan Bakı-Tbilisi-Ceyhan vasitəsilə nəqli nəticəsində əldə edilib. Qazaxıstan neftinin nəqli hansı imkanlar açacaq? Bu barədə bizə Türkiyədə olan Profesor İlhan Ege məlumat verəcək. Hörmətli Profesor, salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Birbaşa vaxt itirmədən sualıma keçmək istərdim icazənizlə. Qazaxıstan neftinin nəqli Azərbaycan, Türkiyə və Qazaxıstan üçün hansı perspektivlər vəd edir? Və ikinci sualım ondan ibarət olacaq ki, ümumiyyətlə, layihənin gələcək imkanlarını necə qiymətləndirirsiniz? Söz sizdədir, buyurun. İyi günlər, mərhabalar. Bayramınız hayır olsun. Kazakistan bugünə qədər Kazak petrolünün ihracatında 20 yıldır Rusya'ya bağımlıydı ve Kazak petrolünün %80'ini Hazar Boru Hattı konsorsiyumu üzerinden Rusya üzerinden yapıyordu. Ama Rusya-Ukrayna Savaşı bu Hazar Boru Hattı konsorsiyumunda meydana gelen 4 kez problemler nedeniyle alternatif güzergahlara bakmaya başladı Kazakistan. Ve sonuç olarak bugün itibariyle Tengiz petrol sahasındaki ilk etapta 10 bin ton petrol Hazar Denizi'ndeki Aktau Limanı'ndan gemilerle Bakü'ye aktarıldı. Buradan da Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattıyla Avrupa'ya, Türkiye'ye ve diğer ihracat yapılacak alanlara aktarılmış oldu. Yani orta koridor dediğimiz Trans-Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergahını kullanmaya başladı. Planlanan ilk etapta 125 bin tonluk bir petrolün bu hattan aktarılması. Ama Kazakistan'ın açıklamalarına göre yılda hedef 20 milyon tonluk bir petrolün bu hattan aktarılması. Böylece Kazakistan Rusya'ya bağımlılığını azaltmış ve alternatif bir hat oluşturmuş oldu. Türkiye açısından da bu hat önemli. Daha ekonomik olarak petrol elde edebilecek. Türkiye için de alternatif bir petrol ithalatı açısından Kazakistan'dan petrol ithalat şansı var. Ayrıca Türkiye açısından bu boru hatlarının kullanılması ek bir gelir elde edecek. Azerbaycan zaten en önemli noktada durun. Çünkü Hazar Denizi'nden gelenle aktarılan Kazak petrolü Bakü'den Azerbaycan'dan bu hatta aktarılacak. Ve böylece hem stratejik olarak hem ekonomik olarak Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye bu birliktelikten, bu ortaklıktan kazançlı çıkacaktır. Ama tabii ki Rusya'nın bu boru hattının yeni orta koridorun bu güzergahı kullanılmasına ne kadar bakış açısı olumlu olacak, ne kadar Kazak petrollerinin aktarılmasına sıcak bakacağı da gelecekte değerlendirilecek bir